Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. FMTV ekranlarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir Hür Bakış programıyla tekrar karşınızdayız inşallah. Rabbim şimdiden programımızı hayırlı eylesin inşallah. Anlatılanlardan hakkıyla istifade etmeyi nasip etsin. Evet, her hafta farklı bir konuyu ele alıyoruz. Bu haftada konumuz yalnızlaşma, insanın yalnızlaşması. Özellikle ahir zamanda ve sosyal medyanın da gelişmesi, teknolojik olayların artması, sosyal medyanın, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte şu anda dünya üzerinde büyük bir yalnızlaşmaya gidiyor insanlık. Ve bu konuyu biz masaya yatıralım dedik bu hafta kıymetli izleyiciler. Evet, konumuz yalnızlaşma. Program boyunca da iletişim numaralarımız alt bantta yer alıyor. Oradaki numaraya WhatsApp'tan veyahut da SMS yoluyla mesajlarla aklınıza, gönlünüze takılan her türlü soruyu bizlere ulaştırabilirsiniz. Program boyunca süremiz yettiğince cevaplayacağız kıymetli izleyenler. Evet, programa geçmeden evvel öncelikle konuklarımıza, hocalarımıza, daimi konuklarımıza hoş geldin demek istiyorum. Hallerini, hatırlarını sormak istiyorum çünkü aradan bir hafta geçti kıymetli izleyenler. Evet Mustafa Hocam, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. İyiyiz Orhan Hocam. Sesiniz bu akşam çok iyi böyle. Bilmiyorum. Cihada mı çağıracaksın milleti? Çok heyecanlı yani, hocam herhalde. Heyecan yok, icaz cihada. O Eren genele verirse ne olur? Ben konuşunca kendimi de görmek istiyorum. Ekrandaki izleyiciler de görsün. Bazen arkadaşlar, bugün niye böyle oldu ben de bilmiyorum ama hani bu genel bir kanı var ya, hani böyle moderatörler böyle yüksek giriş yaparlar falan, heyecanlı falan. Ne bileyim, içim öyle bir şey doğdu, o güzel yüzden abi, böyle oldu. Hep olsun inşallah. Hep olur inşallah. Ama bu hafta gerçekten biraz önce konuşuyorduk program öncesinde. İki konuğumuz dediler ki bizi çok uzun konuşturma, böl dediler. Çok sıkıcı oluyoruz. Kendi kendilerine dediler bunu. Biz sıkıcı oluyoruz dedi. Ben de inanıyorum buna. O yüzden bu haftadan sonra artık değişecek sevgili izleyiciler. Moderatörlüğüm. Evet Kazım Hocam, siz de hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. İzleyicilerimize hayırlı pazarlar, hayırlı İnşallah. İstirahatler diliyorum. Rabbim programımızı, kanalımızı her daim muhafaza eylesin. Tesirini yüksek evet. eylesin. Amin. Evet kıymetli izleyiciler, alt bantta tekrar hatırlatıyorum. İletişim numaralarımız var. Aramazsanız seviniriz. Telefonlara bakamıyoruz programda. Sadece sorularınızı yanıtlayacağız. Evet Kazım Hocam, sizinle başlayalım. Kendim. Bu hafta konumuz yalnızlaşma. Evet hocam. İnsanlar dikkat ederseniz, özellikle de tabii bu koronadan sonra da bir de salgın hastalık çıktı dünya üzerinde. Bundan sonra iyice insanların arasındaki ilişkiler kopmaya başladı. Akraba ziyaretleri neredeyse bitme noktasına geldi. Akrabalardan öte biraz önce de konuşuyorduk Masum Efendi ile birlikte, az önce yalnızlaşmadan bahsediliyordu. Hatta dedi ki insanlar aile içinde bile çocuklarından, eşinden ve en yakınlarından da yalnızlaşmaya doğru gidiyor. Ve sorunlar da giderek artacak diyor. Ve sorumluluktan kaçıldığından dolayı da insanlar yalnızlaşmaya gidiyor deniyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz kıymetli Kazım Hocamız? Buyurun. Hocam bu tabii şu çağın bir hastalığı oldu. Bu bundan desek ki ben beriyim, ben öyle değilim, yalan söylemiş oluruz. Yalnızlaşmanın arkasında şu var, sosyalleşme, yani zıttı olarak sosyalleşme. Sosyalleşemeyince insan, sosyalliği bıraktığımızda doğal olarak yalnızlaştık. Bunu biraz en çok tetikleyen şey biraz telefonlar oldu. Pandemi bence şey, işin süsü oldu biraz. Evet. Pandemide kaç gün sokak çıkma yasağı oldu ki, yani tek tük yasaklar oldu. Yoksa pandemiyle beraber insanoğlu yalnızlaştı falan dersek yalan olur. İnsanoğlu telefon, bilgisayar ve oyun da çok oynayan var. Bu tarz şeylere eğilim, yönelim arttığından dolayı insanlar yalnızlığı tercih ettiler. Yani çünkü eskiden mesela siz daha iyi bilirsiniz. Benim de çocukluğum sokaklarda geçti. Siz daha yaşlı olduğunuz için. Ama biz de 90'ların çocuklarıyız yani. 2000'den sonra doğmadık. 90'ların çocukları olarak biz mesela 18 yaşlarımda ben teknolojiyle tanıştım. Daha öncesinde de vardı ama bilgisayar bizim evimize 2008 yılında girdi. Ha, internet kafeler vardı şu bu falan ama yani haftada 1-2... Şimdi internet girdiği andan itibaren ki ben o dönemdeki şeyime bakıyorum, sokakla bağım kopmuş. Zaten ergenlik çağları vesaire. Şu anda 2 yaşında tanışıyor teknolojiyle insan. 4 yaşında bir çocuk
babası telefonu yoktur muhtemelen ki alanlar var. Babasının annesinin telefonunu su gibi biliyor ve oyunlar indirmiş, tableti var kendine has. Kendi çocuklarımızdan bahsediyorum. Yani eleştirir şeyi de söylemiyorum. Hayatın gerçeğinden bahsediyorum. Ve bu zaten çocuk vaktinin çoğunu, şimdi hep çocuklara yükledik. Yani hepimiz vaktimizin çoğunu buralarda harcadığımızdan dolayı yalnızlaştık. Bizim çocukluğumuza dönünce, 90'lı yıllara dönünce eve gelirdik okuldan. Bir iki atıştırırdık. Evde televizyon vardı ama çizgi film açamıyorduk. Belirli saatleri vardı. İşte televizyon cezbetmediğinden dolayı sokağa çıkalım. Bir sokak vardı. Herkes sokağa çıkardı. Bu arkadaşlık ilişkilerini çoğaltırdı. Akraba ziyaretleri, bu kez evde akşam ne yapacaksın? Hadi gidelim amcamlara, hadi gidelim teyzelere. Onlar sana, sen onlara derken bir sosyallik vardı. Bu düğününe yansıyordu. Mesela eskiden 90'lı yıllarda bekar kalma diye bir şey yoktu. Şu an gençlerin en büyük kaygısı bu, biliyor musun hocam? Özellikle genç kızların. Çünkü kimse gelmiyor istemeye. Ne yapsın, bu sokağa çıkıp ben evlenmek istiyorum diye bağıracak mı? Ve kimse istemeye gelmediği için. Çünkü istemeye gelecek çocuk okulla meşgul, yalnız. Onun ailesi de diyor bir kız bulamıyoruz. Kızlar ailesi diyor ki bir damat bulamıyoruz. Halbuki yeterince damat da mevcut, şey de var. Ha, bu yalnızlığın, bireyselleşmenin ağır neticelerinden bir tanesi. Dolayısıyla insanoğlu kendini teknoloji güya şöyle bir şeydi. Bilgi sunacak, bilgiye ulaşacağız, hayatımız kolaylaşacak ve kolaylaştı nispetince. Ama götürüsü oldu, tembelleştik de. Şimdi teknoloji de öyle bir gelişiyor ki yakında hani insanoğlu gerçekten bir düğmeye basacak, her şey olacak. Yapay zeka o kadar gelişiyor ki ben mesela şu an sana bakıp konuşurken kamera sanki kameraya bakıp konuşuyorum tarzına bile getiriyor. Şimdi bu kadar geliştiği her şey iyi olacak zannettik, mükemmel olacak teknolojiyle falan. Ama insan bu kez bunalıma girdi. Çünkü insana yalnızlık Allah'a mahsustur. Mesela tek hücrede kalan, hapishanelerde kalan insanlara, onlar daha iyi bilir. Evet. Gerçekten tek yaşayan insanlar var. Gerçekten bunalım içerisindeler. Buhran içerisindeler. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsan sosyal bir varlıktır. Akraba ilişkin olacak, arkadaş ilişkin olacak, bir ortamın olacak, dostların olacak. Ama insanoğlu bugün işte bu yalnızlığın neticesini hocam, Türkiye'de her belki 10 kişiden 5 tanesi hocam, tam resmi rakamları bilmediğim için yarı yarı söylüyorum, bence daha fazla psikiyatriye gidiyor, psikoloğa gidiyor ve antidepresan hap içme oranı çok yüksek. Neden? Çünkü insan yalnız kaldığında birikir, patlama neticesine gider birikime. İnsan anlatarak, ki psikiyatri, psikolog da bunu yapıyor, diyor ki konuş. Konuşurken rahatlıyor. Bir ortamı yok, bir akraba ortamı yok, bir arkadaş ortamı yok, konuşamıyor, dertleri birikiyor, basit şeyler dert oluyor. Bir kardeş ona ya bu dert mi deyip onu açamıyor, rahatlatamıyor. Evet. Ve bu neticede hocam yalnızlaştı, bireyselleşti, bunalımlar başladı, intiharlar başladı, evlilik oranları arttı. Ve derken hayatımız teknolojiyle, hani bakıyorum iyi mi oldu, kötü mü oldu? Yani sanki boş ver teknolojiyi, bırak telefonunu da bilgisayarını da batsın. Bize insan lazım, dost lazım, sosyal hayat lazım diyecek konuma geldik hocam. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bir sorumuz var. Hani dedik ya insan yalnızlaşıyor, akraba ziyaretlerini bırakıyor vesaire. Bir tane izleyicimiz şöyle demiş, bunu Mustafa hocamıza soruyorum. Hocam demiş, akraba ziyareti kesince günah oluyor ama demiş, akraba ziyaretine gidince karma karışık oturuyorlar dedi. Dedikodu yapıyorlar dedi.
Ondan sonra hep öyle diyor, susturursan susmuyorlar diyor. Nasıl ziyaret edeceğiz? Daha çok günaha giriyoruz diyor. Yani diyor ki akrabalara gidince diyor, daha çok böyle hem kadın erkek namahrem, haram islamına dikkat edilmediğinden de vuruyor. Ve de çok dedikodu yapıldığı için daha çok günaha giriyoruz diyor. Biz de bu konuda mağdurlardanız. Yani bizim bütün akrabalarımız bu işlerden anlayan değil. Ama ısrarımız, ben Müslümanım, beraber oturma şeyimiz yok. Baştan giderken onu söylüyoruz. Yani şunu zannetmeyin ki siz samimi bir şekilde öyle vurarak kırarak değil de dökerek değil de Allah için niyetinizi söyleyeceksiniz. Çünkü dediği gibi soru soran kardeşimizin veya abimizin, ablamızın haram olan bir ortama bizim girme durumumuz yok. O yüzden kadınlar, erkekler ayrı oturmalı zaten. Mahremiyet sınırlarına dikkat edilmeli, hassasiyeti olmalı zaten. Ama bu hangi aile bunu reddedebilir? Kabul eder. Şimdi bu insanlar camiye geldikleri zaman kadın erkek beraber oturmuyorlar. Değil mi? Kadınlar bir yeri, erkeklerin bir yeri var yani. O yüzden söylenildiği zaman bunu başarırlar. Dedikodu meselesine gelince dedikodu artık camilerde, camilerin çay ocaklarında bile var. Ama sen yapmazsan karşı tarafa da onu zaten hissettirirsin. Bakın İmam Malik Hazretleri'nin mi? Yani bir alimin sözüdür o yani. Diyor ki tesirin 10'da 9'u, 10'da 1'i kal ile, kal, söz ile yani, kelam ile, 10'da 9'u hal iledir. Siz razı olmadığınız bir hareketi belli ettiğiniz zaman orada insanlar onu konuşmaz. Bir de konuşulacak daha çok şeyler var. İşte onları konuşursunuz, yönlendirirsiniz. Akraba ziyareti önemli. Ama bunu yönlendirebilmek de senin elinde. Yani sen bir Müslüman olarak tek başına da kalsan üstün olan sensin, aziz olan sensin, izzetli olan sensin. Yapman gereken Allah için orada İslami usulüne dikkat etmeyi göstermek. Ruhunla onu ortaya koymak. O zaman zaten başarılı olursun yani. Evet hocam, yalnızlaşmayla alakalı siz de belki bir şeyler söyleyeceksinizdir ama sorular bayağı yoğun. İsterseniz sorulardan devam edelim. Bir tane izleyicimiz demiş ki hocam demiş benim sorum olacaktı demiş. Evli çiftlerin demiş, evli çiftlerin, eşlerin birbirinin elini tutması abdesti bozar mı? Şimdi Şafii mezhebinde olanlar için öyle olur ama biz Türkiye geneli zaten Hanefi mezhebi çoğu. Hanefi mezhebinde olanlar için bu söz konusu değil. Abdesti bozmaz. Evet. Bir izleyicimiz demiş ki promosyon parasıyla demiş üniversite yurt parası ödemek caiz mi? Yani promosyon parası şüpheli bir para. %100 helal değil, %100 haram değil ama harama yakın. Çünkü promosyon paraları faizli bankaların verdiği para. O yüzden onu mümkün mertebe insan şahsına, akrabasına kullanmamalı. Uzak, uzak insanlara kullanmalı ya da faiz yemeye, haram yemeye alışmış insanlara da kullanabilir. Adam onlar için zaten para gelsin de nereden gelirse gelsin diyor. O tür insanlara da faiz yemeği normal görenlere de verebilirsiniz yani. Evet, Kazım Hoca'ya sormuş bir tane izleyicimiz. Biraz önce bütün suçu evet. Bütün suçu tek yok size. Şunu şuradan çıkartıyorum. Anlattığınız konuya ilintili olduğu için. Demiş bütün sorumluluğu suçu demiş teknolojiye yüklediniz demiş. Peki çözüm öneriniz nedir yani? Bu yalnızlaşmadan nasıl kurtulacağız diye bir soru yapmış. Teknolojiyi yok edeceğiz. Yok ya. İnsanlar bu biraz eğitimle alakalı. Biraz da insanlar yeni tanıştı daha. İnsan hani sonradan görme denir ya. Özellikle yeni tanıştı şu an insanoğlu teknolojiyle. Büyüklerimiz, orta yaşlılar. Bu belirli bir süreden sonra bıkacak insanoğlu. Diyecek bu nasıl? Yani zihnim burada meşgul oluyor. Şu an 7 saat, 8 saat bir insan telefonla meşgul oluyor. Teknolojiye kızalım derken yani sana şu telefona kızıyorum şu an. Mesele bu değil, yine kendimize kızıyoruz. Yani bunu aşmamız lazım. Telefonu, meşguliyetimizi aşmamız lazım. Bu kötü değil. Ben bununla kötüleşiyorum. Bunları aşıp bir de bazı şeylerin gerçekten çözümü dönüp dolaşacağımız yer İslam. Yani İslami bir çizgi,
İslami bir eğitim, İslami bir şuur geldiği zaman zaten telefonumuz da teknolojimiz de İslamlaşacak. Çünkü bu kendinden fuhşiyat fışkırmıyor buradan. İslamlaşacak ve bir insanoğlu da sosyalleştiği zaman İslamiyet'in vermiş olduğu gereklilikler, Efendimizin tavsiyeleri, öyle akrabalar, el akrabu akrep diye bir tane, akraba akreptir diyor. Yani bunlar hoş şeyler değil. Ama işte insanoğlu diyor ki, bugün hayvan besleyenlere git hocam, diyor ki ben diyor sildim bütün insanlığı, benim tek dostum köpeğimdir. Ya din böyle bir şuur vermez. Din anne babasını huzur evlerine verenler veya bir eve tıkayıp hiç anne babasını arayıp sormayanlar. Din bunu vermez. İnsanlar dinden, diyanetten, maneviyattan koptuğu için maddi şeylere büyük oranda şey oluştu. Bağımlılık oluştu. Bu bağımlılığı azaltmak yine maneviyatta olacak. Adam diyecek ki, ya bu ne kardeşim diyecek. Teknolojiye bu kadar bağımlı olmayayım diyecek. Efendimiz akraba ilişkilerinden bahsetti diyecek. Efendimiz Cebrail aleyhisselam bana geldi. Komşu haklarıyla öyle bir ifadeler kullandı ki ben zannettim herhalde komşu komşuya mirasçı olacak. Şimdi alt komşumuzu tanımamamızın sebebi bireyselleşmekten kaynaklanıyor. Üst komşumuzu tanımıyoruz, alt komşumuzu tanımıyoruz. Ama 15 yıl önce teknoloji bizim hayatımızda yokken akraba gibiydik biz komşularımızla. Yediğimiz birdi, giydiğimiz birdi. Ama niye böyle oldu? Yine bak yine sorun burada. Çözüm ne? Çözüm şuur. Şuur geldi mi sen diyeceksin bir saniye ya, ben komşum var benim, bir gideyim hal hatır sorayım. O yüzden bu biraz hep beraber bir çukura düştük. Bu çukurda bıktığımızda da çıkacağız herhalde, anlaşılan o yani. Yoksa bıkacak gibi tamam. De durmuyoruz şu an ama. Ben şöyle bir şey de sormak istiyorum. Bunu kendim soruyorum yani. Bana mı soruyorsun? Şimdi sen konuşurken gönlüme gelen bir şey. Şimdi her zaman, her devrin insanlar arasındaki ilişkileri var. Tamam, geçmişten 90'lı yıllardan bahsediyorsun. Daha evvel geçmişe gittiğimizde insan ilişkileri daha farklıydı belki. Daha samimi, daha sıcak. Şimdi evet. Şöyle bir şey de mümkün değil mi? Zaman ilerliyor. Teknoloji diye bir kavram var. Tamam. İnsanların yalnızlaşması meselesi var. Evet. Sanal ortamda mesela ben bugün belki apartmanımın altındaki Kayserili komşumla muhatap olmak istemiyorum ama Brezilya'daki bir anladın mı, kendini bilmez bir insanı TikTok'ta izlemek, anlatabilirim, onunla ilişki kurmak istiyorum belki gibi bir şey. Yani şimdi çağın gereği olarak böyle bir sistem gelmişse insanlar da buna ayak uydurmalı mı? Yani neden zorluyoruz kendimizi? Yani bu çağın gereklileri de bu. Yani ben alt taraftaki komşumla belki sanal ortamda veyahut da başka bir şeyde birlikte olmak veyahut da insan ilişkilerimi farklı dünyaların insanlarıyla kurmak istiyorum. Bu benim zamanımın gereği deyip de insan böyle bir yönelime girse daha rahat olmaz mı? Hocam, neden çatışıyoruz yani bulunduğumuz çağın gerekleriyle? Şöyle. Neye çatışmanın içine giriyoruz? Mesela 90'lı yıllarda sen yaşadı o zamanın insanları, çocukları. 80'lerde yaşadılar. Yaşadılar o zamanı. Niye biz bu zamanı yaşamaktan bu kadar şey yapıyoruz? Yani niye bu zamanı kötüleyerek, getirdiği şeyleri lanetleyerek veyahut da şey yaparak... Lanetlemiyoruz ya. Yani, lanetlemeyeyim de yani niye bunu kötü diyoruz? 90'larda sokağa çıkmayı niye kötülemiyoruz yani? Onu anlamadım yani. O zaman da sokakta ilişkiler vardı. Hayır. Ama şimdi de sosyal ortamda var. Niye bunu böyle kabul edip yürümüyoruz yani? İkisi kıyas edilemez. Ne zorluyoruz? Teknolojik hocam, sosyal medya aracılığıyla insan akrabasıyla görüşüyor mu? O da görüşmüyor yani. Görüntülü atsınlar, birbirleriyle konuşsunlar, otursunlar, muhabbet etsinler. Yok. Eskiden o vardı bak. Yani İslam'da anlıyorum. Çalışma yapmak gerekmiyor mu? Yani evet, teknolojiyle akraba buluşması. Oturup aynı evinde çatıda buluşmak istemiyorum. Çünkü çağım artık benim. Sanal bir ortam. O açsın laptopunu, ben açayım laptopumu. Anladın mı? Akrabayla kendi kahvemi kendim yapayım. O da kendi kahvesini ne içiyorsan. Karşılıklı muhabbet edelim. Yani çağın getirdiği şey üzerinden ilişkilendirmeyi niye normalleştirmeye çalışmıyoruz? Olabilir yani, niye? Niye bir yolunu koymuyoruz da illa hadi bunu kapat. Çayın onunla kapatıyor da. Çayın diyorum ya. İyi de bunu... Çağın hocam, çağın bana dayattığı şeye ben mahkum olmak zorunda mıyım? Dayatmak değil bu ama bak. Dayatıyor. Sokakta dayatma olabilir. Dayatıyor. Sokağa niye çıkıyorsun? O bin yıllık gelenekti, nasıl dayatıyor? Daha 10 yılda değişti her şey ya. Alakası var mı bunun? Ama zaman.
Tamam, Çağ da bana zinayı dayatıyor. Zina mı yapacağım ben şimdi? Şu var bak. Bir saniye. Bir dakika. Çağ bana... Hayır, Çağ ölmedi. Çağ bana zinayı dayatıyor. Bak, zina başka bir şey. Orayı... Kumarı dayatıyor. Hocam, günahı dayatıyor. Bir dakika. Ben buna yenilmek zorunda mıyım? Bundan 20 yıl önce çamaşır makinesi vardı ama kurutma makinesi diye bir şey yoktu Türkiye'de, değil mi? Ama kurutma makinesi çağımız var ve şimdi çamaşır makinelerimizin üzerinde kurutmalar var. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi böyle bir şey. İnsan ilişkilerinde de sanal ortamların neden? Bağımı ben seninle mesela niye sanal ortama taşıyorum? Kuralım. Bunu mu yapmak lazım? Yoksa hadi bunu kapat, koy kenara. Hadi oturalım sokaklara. Ya şimdi hocam bak şunu... Bu mu olmalı? Yani ne olmalı? Şimdi biz buradan şöyle bir şey anlaşılmasın. Teknolojiye karşı bunlar. Karşıdan değiliz. Bak bunu bir kere altını çizelim. Karşı değil. Dur, kendi izah etmem lazım hocam. Bir, teknolojiye karşı değiliz. Teknolojinin her türlü insana faydalı olan tarafına destekliyoruz. Hiç bunda, ama o ipin ucu kaçmayacak şekilde her şey itidalde güzeldir. Yani senle ben eğer bunu becerebiliyorsak, sen kahveni yap, ben de kahvemi, Mustafa Hoca da evimize gidelim, üçümüz kahvelerimizi yapıp bilgisayar açalım, oradan muhabbet edelim. Bunu yapmıyoruz ki. Çünkü o YouTube'dan bir şey izleyecek, sen Instagram'dan bir şey izleyeceksin, ben başka bir yerde takılacağım. Yani faydalı tarafını zaten kullanma oranı %10'dur. Kim kendini geliştiriyor oradan? Kim kendini orada açıp da bir sohbet meclisinde şey yapıyor, izliyor orada? Kaç tane? Ama orada fuhşiyat insanı, akraba ilişkilerini zedeleyecek, sosyal şeylerini zedeleyecek, sokakta da düşünme melekelerini kaybedecek bir seviyeye getirdi. Bugün insanlık düşünmüyor. Düşünmemesinin sebebi, düşünememesinin sebebi teknoloji bağımlılığı. Ha hocam şunu diyeceğim, fazla merhamet maraz doğurur. Şimdi ben sana soruyorum, merhamet kötü bir şey midir ya? Ama fazla merhamet maraz doğurur. Fazla sevgi imtihan doğurur. Fazla teknoloji de bir uyuşturucu gibi bağımlılık doğurdu bizim üzerimize. Ve biz burada buhrana girdik. Yani bunalımlara girdik, ruhsal sıkıntılara girdik. O kadar derin bir yara var şu anda. Gerçekten büyük bir yara var. İnsanoğlu kardeşiyle düşman olma seviyesine geldi. Ama sosyal medyada sen yüz yüze alacağımız hazzı ben sosyal medyada hiç tanımadığım ortamlarda aldığımdan dolayı seninle yüz yüze gelmek Kazım istemiyorum. Kazım hocam, şunu anlıyorum ben senin dediğini. Ama senin, benim cenazeme onlar gelmeyecek hocam, sen geleceksin ya. Bak şeyi kaçırıyoruz. Yani arkadaşlarımız... Belki ileride cenazeler de öyle sanal ortamda olacak, bilemezsin ki yani. Olsun. Yani olabilir. Çivisi çıkacak. Yani bunun neyini savunacağız ki biz yani? Benim seninle ilişkimi koparan bir şeyi ben savunamam. Olay bu yani. Evet kıymetli Müslümanlar, hür bakışa kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Konumuz yalnızlaşma, insanın özellikle bu son dönemde içinde bulunduğumuz zaman diliminde yalnızlaşmamızın artması meselesini konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözü Kazım Hocam sen mi devam edersin yoksa Mustafa Hocam? Mustafa Hocam diyecekse de yani hocam, sıkıntı yok hocam. Kur'an-ı Kerim bu konuları... Değil mi? Öğrensel kitap ya. Ne diyor? Mevlamız ne diyor? Evet. Müslümanlar her türlü kardeş. Bu ister sosyal medyadan olsun, ister yan komşumuz olsun, ister akrabamız olsun. Müminse onlar bizim kardeşimiz. Ve şöyle de bir mesele var. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde ayet. Mevlamız diyor ki: "Ya eyyühennâsü innâ karaknâküm min zekeri ve ünsâ ve ceannâküm şûben ve kabâile litaârafû." Ey insanlar, sizi kadınlar ve erkekler, kabileler olarak şube şube yarattık. Litaarafı birbirinizi tanıyasınız diye. Birbirimizi niye tanımamız lazım? Şimdi sosyal medyadan bugün İslam'ı anlatmanın da çok güzel faydaları var. Çok güzel bir şekilde yurt dışında, yurt içinde veya adam köyde veya ilçede ama camiye gitmiyor, açılamamış, cesaretini ortaya koyamamış, bilgileri eksik. Bu insan da sosyal medyadan çok güzel bir şekilde din öğrenip Allah'ına kulluk edebilirken tam tersine şeytan oyup dinden de çıkabilir. Bu ortada bir olay. Ama İslam'da Müslüman'ın Müslüman'da 5 tane hakkı var. Komşunun komşuda hakları var. Hatta hadis-i şerifte
Peygamberimiz diyor ki ya neredeyse diyor komşu komşuya mirasçı kalacak diye korktu. Komşu yani düşün. Biraz önce Orhan hocamız dedi yani hani Kayseri'den bir abimiz dedi mesela il olarak verdi. Fark etmez Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinden bir komşumuz var. Bizim akrabamız değil, tanışığımız değil geliyor. Komşuluğa İslam o kadar önem vermiş ki Cebrail kardeşim bana o kadar çok komşuluk haklarından bahsetti. Neredeyse diyor komşunun komşuya mirasçı kalmasından korktum diyor yani. Adam ölüyor düşün komşular da miras sahibi olabiliyor. Yani o yüzden bugün sosyal medyanın veya teknolojinin zararlarından bir tanesi bağları koparması. Bağları koparıyor ya. Bağları koparmasından dolayı komşu üst kattaki değil yan odadaki evlatlarımız da bizden kopuk. Anne baba da kopuk. Teknoloji yani, demeyek de hocam. İnternet bağımlılığını konuşalım. Yok sanki hani teknoloji kötülüyoruz gibi anlaşılmasın. Teknolojinin aşırılığı diyelim. İnternet bağımlılığı aslında konuştuğumuz konu. Bunu da her türlü yerebiliriz yani. İnternet bağımlılığı hastalıktır. Değil mi hocam? Tabii tabii. Teknoloji dedim ya biz şimdi İHA'ya SİHA'ya mı karşısın? Ha ne bileyim uçağa mı karşısın? Hep kullandığımız şeyler telefona mı karşıyım? Hayır hepsi mükemmel ama bağımlılığı, internet bağımlılığı diye bir gerçek var. Teknoloji bağımlılığı değil, internet bağımlılığı. Ama şimdi farazi bir şey hocam. Ne? Yani bağımlılık dediğin şey ne senin? Mesela İnternette sen kaç saat geçiriyorsun? Bak, şimdi bir şey söyleyeceğim bir dakika. Sen hocam önce gün içinde kaç saat? Cümlemi tamamlayayım da ne demek istedim ondan tamam sonra cevap verirsen sevinirim. Tamam tamam. Şimdi sen bağımlılık diyorsun çünkü teknoloji internet ne denilen şey. Bak şimdi internet denen şey olgu daha yeni yeni yeryüzüne geldi. Tamam, ama bundan bir 100 yıl sonra bak 100 yıl sonra bunun bağımlılık olduğu kanaati algısı tamamen yeryüzünden evet silinecek. Yani internette o çok uzun süre geçirmiş olmak bağımlılık olarak algılanmayacak. Şu anda evet algılanıyor. Çünkü doğru, doğru. Biz gelenekçi bir yapıyla bağımlısı olduğu evet için doğru şu anda çok fazla vakit geçirmiş olmayı bağımlılık olarak addediyorsa hastalık tamam diyoruz. Doğru. Onu sen kabul ediyorsun ama şimdi senin çocuğuna geldi ki sen internet bağımlısın. Ne yapıyorsun lan diyorsun mesela çocuğuna. Tamam. Ama çocuğun sana bakıyor aval aval suratına. Ne diyor bu ya diyor. Ne bağımlılığı. Doğru. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Gelenekle bağımız olduğu için şu anda biz buna bağımlılık diyoruz. Ama 50 yıl sonra, bir 100 yıl sonra bu bağımlılık olmayacak. Hastalık olarak da lanse edilmeyecek. Normalde nasıl ki nefes alıyorsun, veriyorsun. Nasıl ki 90'larda sokağa çıkmak sana algı olarak normaldi. O zaman da öyle olacak. Biz oradan bakalım olaya yani anlatabiliyor muyum? 50 yıl sonraya mı gidelim? Yani şunu demek istiyorum. Eğer biz olaya bağımlılık, hastalık dersek hocam, kendi jenerasyon bak ne diyor? Çocuğumuzla bağımız koptu diyor. Şimdi bir çatışma ortamı var. Eğer sen de bunu hastalık olarak, bağımlılık olarak itersen, çocuğuna hastalıklı gözüyle bakarsan tedavi edemezsin. Biz şu anda öngörümüzü tamam yapmalı, altyapımızı oluşturmalı. Bunun zaten normal nefes alıp verme gibi bir şey olacağı için sen istediğin kadar hastalık olarak ama bunu çözmek için sen... Bir şeyler olayı üretmemiz biraz lazım. Abartıyorsun şöyle. Üretmek lazım tamam hocam. Olayı biraz İki ihtimal var. Bu ya tamamen yeryüzünden Mevla tarafından silinecek bu internet ortamı. Silinebilir. Bak şimdi öyle bir anladım öyle bir şey olmayabilir düşünmeyeceğiz. Yani. Biz normal real bir dünyada yaşıyoruz. Onun önlemini almamız lazım. Hastalıklı olarak bakarsan olaya bence çözüm olmaz hocam. Yani çatışma hep böyle devam edecek bizim jenerasyon. Biz ölüp gittikten sonra bizim çocuklarımız büyüyecek. Onun yok, çocuklarıyla beraber doğuştan itibaren öyle yetiştiği problem için problem yani görmeyecek. Evet. Ben problem görme sebebi... Ama biz şu anda onu çözmemiz lazım. Neyse. Şey değişikliğinden kaynaklı problem görüyoruz biz. Ben şeyi çok savunuyormuş gibi de olmasın ama ben bir sorulara devam edeyim. Hocam ama sen biraz afaki konuşuyorsun. Sanki böyle 50 yıl sonra herkes evinde dünyayı yaşayacak. Evet. Şu anda yaşıyoruz da haz, lezzet yapay. Her şey yapay. Gerçek oralara girme hocam yani lezzet denen şey normalde öyle değil ya. Lezzet şu anda aldığın elma yerken yediğin lezzetin doğal olduğunu sen normal yediğin için böyle. Şimdi yarın bir gün Metaverse'den bahsediyor sanal alemden. Orada adamın alacağı beyine iletilen haz, zevk adam alır onu öyle düşünme hocam öyle değil olay. İnsana Mevla Teala o zaman çip takacaklar falan işte. Yani o yüzden. Şimdi oralara hocam Mevla Teala o kadar her şeye müsaade edecek diye düşünme yani. Öyle Batılıların düşünürleri var diyor 4. Dünya Savaşı tahtayla sopayla olacak diyebiliyor yani. Çünkü yani tamam bu gelişecek ama yani bunu da şey yapmayalım ya artık insanoğlu tek başına odasında doğup odasında ölecek gibi yedek şey yapmayalım yani insan insana muhtaçtır. Şimdi ben şuradan diyeceğim bunu 50 yıl sonra da böyle diyeceklerdir. Mesela evlilik
değişecek mi hocam? Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani 100 yıl sonra sen öyle bahsediyorsun ki 100 yıl sonra aile hayatı değişecek mi? Yani evlilik evet, diye bir evet, şey olmayacak. Evet, değişecek, çok evlilik değişecek. Diye bir şey olmayacak diyebilir misin? Evlilik olmayacak demiyorum ama... Olacak, evlenecek yine insanlar. Yine evlenecek, çocuk yapacaklar, o çocuklara büyütecekler, bakacaklar. Çok böyle başka bir evrene geçeceğiz gibi anlaşılıyor senin konuşmaların. Hayır. Ama onu öngörüyorlar. Allah, ama bu Kur'an kıyamete kadar gidecekse ailede olacak... Elçiler de olacak, amin. Elçi derken yani peygamber varisleri de olacak, dostluk da olacak, LGBT de olacak, Kur'an'da olan her şey kıyamete kadar olacak. Yoksa insanoğlun beyni robotlaşacak, yönlendirecek, bir tek dünya devleti, bir insan herkesi yönetecek falan. Yani afaki gitmeyelim. Ama ben şuradayım. Şimdi bir insan geliyor hocam, bir baba evine geliyor. Çalışıyor akşama kadar, evine geliyor. Evde ailesi belki ondan bir muhabbet bekliyor. Tamam Kazım hocam, konuyu istersen bağlasana. Ben tamam, çünkü müşteri diyorum, ben nereden geldim müşteri. Tamam, bir izleyicimiz terslemiş, biz artık sorulara geçsek mi tamam. Diye. Onları ben şöyle, dertlemeyelim. Hocam şuradan düşünelim. Eve geliyor bir baba akşama kadar çalışıp ailesiyle vakit geçirmesi lazım. Yok hayatın gerçeği falan bırak bu işleri. Ailesiyle vakit geçirmesi lazım. Amen de hocam. Eline telefonu alıyor. Başka alemlerde dolaşırken kendi alemini harap ediyor, yıkıyor. O hanımını kendine karşı üzüyor, kışkırtıyor. Ve bugün evliliklerin bitme sebepleri yine bu internet bağımlılığıyla alakalı bir şey. Evet. Çocukla babanın arasındaki ünsiyetin kopması... bu yine internet bağımlılığıyla evet. Alakalı bir şey. Tamam. Bir sofrada buluşamıyor insanlar. O yüzden yani şununla vakit geçirmeyi hepimizin başarması lazım. Evet inşallah. Başaramıyoruz diye de tamam. Hayatın gerçeği bu diyerek kaçamayız. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Yani anlaşıldı hocam ben. İnşallah. Yani sonuçta biliyoruz bu bizi yalnızlaştırıyor. Ailemizden, çoluğumuzdan kopartıyor. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Önemli bir şey bu. Şimdi hocam direkt izleyicimiz azarladı bizi ya. Şimdi onun sorusunu okuyacağım. Diyor ki artık sorulara geçsek iyi olur diyor. Diyor canlı mı diyor. İl dışına diyor ayın 21'inde çıkacağım, ikisinde döneceğim. Yani 11 gün sonra döneceğim. Seferi olarak mı namazlarımı kılacağım? Evet. Teşekkürler demiş. Duymamış olabilir tekrar hocam. Evet evet, seferi olarak kılacak. 15 günden azsa seferi kılacak. Evet. Selamünaleyküm hocam. Ben bir minibüse binmek için Kur'an-ı Kerim'e el basmıştım. Ama mecbur kalarak bindim. Ne yapmam lazım? Minibüse binmemek için Kur'an-ı Kerim'e el basmış. O nasıl bir şey ya? Minibüse binmemek için Kur'an'a el basmış. Değişik. Değişik. Harbiden İstiğfar etmesi yeterli olur. İstiğfar etmesi. LGBT'den bahsetmişken Kazım hocam bir soru var. Onu soracağım. Direkt okuyacağım bunu. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Vaktimiz doluyor hocam. Ona göre inşallah. Sana soracağım Mustafa hocam. Ben demiş erkeğim demiş. Ama erkeklerden hoşlanıyorum. Bu dinimizce doğru mudur demiş. Erkek görünce bakın yani bunu da okumak istemiyorum ama erkek görünce azıyorum günah mı demiş. Yani bununla ne diyeceksiniz hocam? Yani LGBT de günümüzde çok yaygınlaşıyor özellikle sosyal medyada. Rabbim muhafaza etsin. İşte yine sosyal medyanın zararlarından bir tanesi diyelim evet. Buna. Sevgili Müslümanlar veya bu soruyu soran arkadaş, bu tamamen bir özentinin ürünüdür. Yani bunun meşrulaşması, normal görülmesi, normal görmeyi düşünmek bile haramdır. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri cinsler yaratmış. Kadın cinsi, erkek cinsi. Bunlar birbiriyle alakalı münasebet kurabilirler. Erkeklerle alakalı arkadaşlık, akraba, abi kardeşlik olur. Ama hoşlanma tarzı dediğimiz olay tamamen bir sapkınlık, tamamen batıl bir düşünce, tamamen yanlış bir düşünce, karşılığı olmayan ki ahirette Allah katında çok ağır karşılığı olan bir özenti, kesinlikle zerre kadar olumlu, normal düşünülmesi mümkün değil. Evet, kıymetli Müslümanlar şunu da asla unutmayın. Çok önemli bir şey bu. Yani bu LGBT özellikle, şimdi isimlerini vermeyeceğim ama bazı dijital platformlarda çok fazla, çizgi filmlere dahi koydular bu işleri. Şimdi ne olur diye sakın düşünmeyin. Telkinin bu işte gerçekten yaygınlaşmasında çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Psikologlar da bunu söylüyor. O yüzden çocuklarınızı bu tür içerikli olan yayınlardan ve programlardan muhakkak koruyun diyorum.
İnternetten de tabii cep telefonlarına da takip ederseniz güzel olur. İnşallah Rabbim muhafaza etsin. Biliyordun hayatın gerçekliği. O anlamda söylemiyorum ama bu başka bir şey. Yani. O başka bir şey. Hayatın hiç gerçeği değil yani. Bu yapay bir şey ama herkesi şu anda kuşatıyor. Böyle bir gerçeklik var. Hocam demiş ortamda bir kadının bir erkeğin namazı kılmayanın yemeği yenmez diye bir söylenti dolaşıyor. Bunun ne kadarı doğrudur, ne kadarı yanlıştır? Yani namazı kılmayanın yemeği yenmez mi? Yenir. %100 yanlış bir düşünce. Evet. Hocam evli çift karı koca birlikte cemaat yapıp namaz kılarken nasıl niyet etmeli? Namaz nasıl kılmalı? İmam olacak. Niyet ettim. Mesela yatsı namazının farzını kılmaya diyecek. Hazır olan cemaate imam olmaya diyecek. Ama aralarında aynı cemaat mesafesi gibi mesafe olacak. Yani yan yana durmamaları lazım. Evet. Tamam hocam. Birisi demiş ki oyun bağımlılığından bahseder misiniz demiş. Neyinden bahsedecek bilmiyorum ama Kazım hocam. Vallahi güzel kardeşim. Allah kurtarsın. Bir konu o da. O da ayrı bir konu. Bağımlılıklardan vazgeçmek ahiret arkadaşlarını çoğaltmaya bağlı. Mesela bizim gerçekten elhamdülillah Efendimiz var, arkadaşlarımız var. Bizde oyun bağımlılığı, telefon bağımlılığı olmuyor. Biz bunun sebebini bizden kaynaklanan bir keramet değil o ha. Allah Resulü diyor ya ahiret arkadaşlarınızı çoğaltın. Şimdi saat 1 ile saat 7.30 arası yani 7 saatte 4 vakit namaz var. Namaz bitiyor, Kur'an-ı Kerimler okunuyor, sohbet ediliyor, diğer vakit giriyor. Ama senin ahiret arkadaşın yoksa, çevren yoksa sen her şeye bağımlı olursun yani. O yüzden ahiret arkadaşlarınızı çoğaltın. Hocam ahiret arkadaşlarınızı çoğaltın derken ben şey anlıyordum hani. Yani işte ahirette yardım eder sana hani işte gel sen de bizle berabersin falan. Yani dünyada ne kadar lazım olduğunu şimdi Mustafa Hoca konuşurken anladım. Yani. Çok daha önemli. Yani seni aslında koruyor. Ahiretten daha önemlidir ahiret arkadaşlığı dünyada. Ahiretten daha önemlidir dünyada. Bunu da unutmamak gerekiyor yani. O hadisin şeyini anladık bak şimdi. Ben anladım yani. Biraz. Ya hakikaten yani dünyada lazımmış yani. Ahiret arkadaşı derken bana ahirette lazım gibi anlaşılıyor. Abi ahirette lazımsın arkadaşı. Öyle deme. Yani arkadaşın hürmetine affedilebilirsin. Ahiret arkadaşlığı önemlidir öyle. Ama dünyada ne kadar lazımmış yani. Cennette yani. Belki tek takılacak adam. Cennette teklik diye hiçbir şey yok. Cennette bile tek misin yani? Yok, öyle bir şey var mı? Yine orada da insanlar birbiriyle abi görüşüp ya, konuşacak. Aşırı bir bağımlılık olmaz yani. Mecbur illa. Her bağımlılığın sonu felaket. Bu konularda. Evet programımızın sonuna. Hocam yani her şeye bağlanıyoruz da bir Allah'a bağlanamadık. Aynen. Dur, ayrı yok, bir konu. Bir saniye ben burada bir söz aktarmak istiyorum. Vereceğim. Muhammed Kaynar hocamız var bizim. Allah kendisinden gerçekten razı olsun. Muhteşem bir yani dost, arkadaş. Şimdi gıyabında nasıl övüyor bak. 124 bin peygamber geldi diyor. İnsanları düzeltemedi ama bir tane şeytan hepsini bozmaya yetti diyor. Evet. Yani 100 yılın kapağı. 2023'ünün vizyon lafı yani. Gerçekten güzelmiş. Ben de beğendim. Tamam o zaman sıkıntı yok. Herkes beğendi. Evet. Ne demek o şimdi onu anlamadım. Sen de bana kapak yok. Şimdi Kazım hocam programımızın sonuna geldik. Ben izleyicilerimize bu yalnızlaşmayla alakalı son ne söylemek istersin? Vurucu bir ifade söyle de bari tesir etsin. Yalnızlaşmayın. Güzel. Yani hocam vallahi şunu söyleyeyim. Ben kendi hissiyatımdan söylüyorum. Yalnız kaldığı zaman bir insan kaygısı artar, korkusu artar, endişeleri artar. Ve konuşma yeteneğini kaybettiği gibi düşünme yeteneğini de kaybeder. Bu yalnızlık dediğim ama şey değil ama şunun altını çizecek. Çilehaneye kapandım da o zaman düşüncen artıyor. Bu yalnızlık internette sosyalleşip, sosyal medyada sosyalleşip de sosyal hayattan bağını koparma yalnızlığından bahsediyoruz. Yoksa yalnızlık çok kıymetli bir şeydir. İnsanın hayali artar, düşüncesi artar. Ama sen eve kapanıp sosyal aleme daldığın zaman bu senin diğer esas sosyal hayatındaki birçok konuda sıkıntını, sosyalleşmeni, arkadaş edinmeni, ortamlara girmeni, evlenmeni, her türlü eğitimini, ilmini, her türlü şeyine zarar veriyor. Lütfen yalnızlaşmayalım. Evet.
Ya bir soru sordular da onu Mustafa Hocam kısa cevapla da ondan sonra da son hocam maç bitti ya. Bitti ama çok ilginç bir soru. Yani ne kafalar var o yüzden sanıyorum. Belki öğrenmek için mi sordu başka bir şey için mi? Selamünaleyküm hocam demiş. Cinsiyet değiştiren kişileri demiş hangi gassallar yıkar demiş. Sonradan değiştiği cinsiyetler mi yıkar yoksa anadan doğduğu cinsiyettekiler mi demiş. İlginç son hale itibar alınır. Normalde İslam'da böyle cinsiyet değiştirme meselesi yok. Ama hünsa denilen erkek bir cins, kadın olduğu belli olmayan karışık cinsler var. Hangi tarafa ağır basıyorsa o. Ama şimdi cinsiyet değiştirdikten sonra hangi tarafa ağır basıyor? Görüntüsü erkek mi daha ağır basıyor, kadın mı? Çünkü kadınlardan da erkek olanlar var, erkeklerden de kadın olanlar var. Evet. Ama birçok alime göre cenazesi yıkanmaz. Öyle de bir şey var. Evet, teşekkür ederim. Öyle de bir sıkıntı var yani. Sen ne söylemek istersin hocam? Son yalnızlaşmayla alakalı programı kapatalım. Ruhu sen kirleniyor. Sen de yalnızlaşındı hocam. Yalnızlık İnde Rabbekile bil mirsat. Allah her şeyi gözetlediği için yalnız olmadığının farkında ol. O yeter inşallah. Evet. Teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Öyle bu 50 dakikaya sığacak bir konu değil. Çok önemli ve derin bir konu ama olsun. Maksat anlaşıldı. Olabilir yani. Evet kıymetli izleyiciler. Bu haftanın konusu yalnızlaşmaydı. Biz programa girmeden önce yan tarafta mescitte akşam namazını kılmıştık. Orada Masum Efendi Hazretlerimizle birlikte oturuyorduk. Bu konu konuşuluyordu. Şöyle bir ifade var. Onu da söylemek istiyorum. İnşallah tesir olur. Onun ifadeleri çünkü önemli. Bizim için de aslında insanlık için de kurtuluş için. Yalnızlaşmak tehlikelidir dedi. Çünkü insan dedi etrafındaki, çevresindeki insanlarla iletişimini kurmalı, akrabalarıyla, insanlarla sorumluluktan kaçmamalıyız yani dedi. Eğer dedi sorumluluktan kaçıp yalnızlaşırsak dedi bu sefer aile içine döneriz dedi. Bu sefer imtihanlarımız eşimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan oluşur dedi. Günümüze dikkat ederseniz herkes içe döndü ama ailevi problemler özellikle eşleriyle olan karı koca ilişkilerinin bozulmaları ve çocuklarla olan bu çatışmalar çok fazla arttı. Bunun nedeni de bu. İnşallah yalnızlaşmıyoruz. Sorumluluk alıyoruz. İnsanlarla içki dışlı olacağız inşallah. Tabii Allah'ın razı olduğu ölçülerde. O yüzden de yalnızlaşmak yok kıymetli izleyiciler. Hepinizi şimdilik Allah'a emanet ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar.